9'dan olan matematik hazırlık kampımız başlıyor. Muhteşem of bir şekilde be. senle beraber 4 Ağustos'ta biliyorsun bak Cansu demiş ki bize 9'dan 10'a kampı ne zaman başlayacak? Veya İrem Yıldırım demiş ki hocam 9'dan 10'a kampı yapın lütfen demiş. Biz de biliyoruz bu sene çok zor bir sene geçirdik. Gerçekten Pandemi ne? senesi hocam. Aynen pandemi senesi oldu. Yani bir sürü okula gidemedik. Okuldaki konulardan bir süre eksik kaldık. Hatta 9. sınıfın 2. dönemi konuları çok değerli konular. Problemler dediğimiz TYT'de en fazla çıkan konu aslında problemler 9. sınıfın 2. döneminde ve işte oradaki doğrusal denklemler ve benzeri aslında hep ikinci dönemin konuları. Ve bu kadar değerli konuları kaçırdığımız için artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. 9. sınıftan 10. sınıfa geçeceğiz yakında. Ardından eee 10, 10'dan 11'e geçeceğiz. 11'den 12'ye geçeceğiz. Bunların her birisi bir temel. Ardından ip cambazı gibi gerçekten de üniversiteye adım atmaya çalışacağız. Bunu yapabilmek için, bu ipin üzerinde yürüyebilmek için bu sağlam temeli atabilmemiz gerekiyor. O yüzden her çalışmamız bizim lehimize bir araç olacak ileride. O yüzden çok dikkatli olun. 9. ve 10. sınıf TYT demek, YKS için. 11. ve 12. sınıf AYT demek. Dolayısıyla biz şu anda TYT'yi kap kapatmaya çalışıyoruz ve tekrar söylüyorum 9. sınıfın 2. dönemi altın değerindeydi. Kaçırdık bunu. Ama olsun çalıştık. Evimize de çalıştık. Şimdi devam edeceğiz çalışmaya. Şimdi yaz tatilimizde iyi geçireceğiz. Dokuzdan ona geçerken ne yapacağız peki? İlk başta verimli yaz tatili için ilk, ilk başta tabii ki dinleneceğiz. Tabii ki dinlenip gezeceğiz. Rahatlayacağız. Çünkü yaz tatili bir tane. O kadar başka yaz tatili yok. Onun dışında yoğun değil ama azıcık mutlaka çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmamızın karşılığında mutlaka alacağız. Şimdiden bilelim. Peki ne yapacağız? Dokuzdan onda kampımız. 4 Ağustos'a başlıyor. 4 Ağustos'ta 9-10 hazırlık kampımız. Burada programını size yayınlayacağız. Hiç merak etmeyin. Programımızı teker teker hazırladık. Gün gün ne yapacağımız belli ve konu tekrarları yapacağız. Yeni konulara girişler yapacağız. Öyle Aynı de, Hocam bu konular biraz zor ama değil mi? Onun sınıfı çok zor. E tabii hayır zor değil evladım benim. Dokuyun sınıftan 10. sınıfa geçerken tabii ki bazı konularda şaşırabilirsin. Bazı konularda zorlanabilirsin. Fonksiyonlar gelecek bilmem ne gelecek falan filan. Ama unutma senle beraber konu analizleri, birikimin kazanımları ve benzeri sadece matematik yapacağız. Neden diyeceksin? Çünkü matematik bütün üniversite sınavlarında, bütün LGS'de olsun, üniversite sınavlarında olsun yani her yerde en seçici ders, en belirleyici ders. Matematik temeli, matematik temeli herkes bunun şekilde bağırır değil mi? İşte gerçekten de çok önemli. Matematik temelini sağlamlaştırırsak zaten önümüze kimse duramıyor. Fizik matematiğe bağlı, kimya matematiğe bağlı. Biyoloji bile bazen matematiğe, popülasyon genetiği falan filan. Onlar bile matematiğe bağlı oluyor. Yani o kadar çok matematiğe bağlı ders var ki coğrafyada bile matematik karşımıza çıkıyor. Öyle ölçekler falan filan. Dolayısıyla ise biz bunu halletmemiz gerekiyor. Diğer branşlarda o kadar çok ders var ki, o kadar çok konu var ki ve bazen sınıflar arasında kopukluklar oluyor. O yüzden en bağlantılı olan ders matematiği seçtik ve matematik özelinde muhteşem bir kamp hazırladık senin için. Kampımızın programımızda, kampımızda kullanacağımız ödev kitabımız ise 9'dan önce matematik hazırlık kitabı. Bu kitabımız. kitaba nereden ulaşabilirim hocam? Aynen bu kitabı iyi butona ulaşabilirsin. Bak 9'dan 10'a matematik hazırlık kitabımızda ilk başta ne yapıyoruz? Hemen mesela bir tane konu verelim sana. Ee, mesela hemen şuradan bir konuyu açtım. you <laughs> Polinomlar konusu. 10. sınıfta göreceğimiz bir konu. Şimdi ilk başta ortaokul tekrarını yapıyoruz. Bak ortaokul tekrarını yapıyoruz. Sonra 9. sınıf tekrarını yapıyoruz. Sonra 9'dan TYT yani biliyorsun 9. sınıf TYT ile bağlantılı 9'dan TYT'ye bir hazırlık yapıyoruz. 10. sınıf konuları görmüyoruz daha. Ama polinomlar başlığı altında acaba 9'da neler gördük? Bak ilk başta ortaokul tekrarı. Cebirsel ifadeleri tekrar ediyoruz seninle beraber. Ortaokul tekrarında cebirsel ifadelerde gördüğümüz çarpmalar, bölmeler falan filanlara bakıyoruz. Sonra hemen 9. sınıf tekrar Kurlarını. polinomlarla bağlantı olan şeyler bölme bölümünde kuralları çünkü ileride polinomların bölmesini göreceğiz. Onu bilmemiz gerekiyor ki bu kuralı bilmemiz gerekiyor ki orada zorlanmayalım diye. Veya polinomlarda polinomun derecesini ve öğrencisini anlayabilmek için üslü ifadeleri bilmemiz gerekiyor. O yüzden üslü ifadeleri tekrar ediyoruz. Ardından 9'dan TYT'ye geçerken de 9. sınıfta gördüğümüz konularla bağlantılı çıkabilecek TYT tarzı sorular. Problem, problem tarzı sorular. Görüyor musun? Bak dikkat et. Birazcık daha görsel. Yeni nesil dediğimiz tarzda soruları çözüyoruz ve muhteşem bir şekilde 9'dan TYT ile beraber bu konuda çok iyi bir sağlam bir temel oluşturmuş oluyoruz. Gerçekten bunu tamamladıktan sonra sonra 9. Sınıf, 10. sınıfın ikinci konusuna geçiyoruz. İkinci yani denklemler. Ama bu konuyu görmüyoruz. Bak bu konunun temelli oluşturabilecek konuları tekrar ediyoruz. Ortaokul tekrarımız ondan sonra dokuzuncu sınıf tekrarımız aynı bu şekilde ilerleyerekten de dokuz ona hazırlık kitabımızdan sana çok güzel ödevler vereceğiz. Bu ödevlerle iyi buton alabilsin kitabımızı ve bu ödevlerle onuncu sınıf matematiğe mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Ödevlerle dokuzuncu sınıf tekrarını yapacağız. Videolarla onuncu sınıf konularına ön hazırlıklar yapacağız. Merak etme. Ve dokuzun ona kampımız Tonguç dokuzuncu sınıf kanalında bu sene ve onuncu sınıf kanalında şimdiden var. çünkü kampımız bittiği gibi hemen onun sınıf kanalından inşallah devam edeceğiz diyoruz. Hadi bakalım programı da Instagram'dan indirebilsin ve topluluk kısmından indirebilsin. Dok Tonguç 9. Sınıfı topluluk kısmından indirebilsin. Yani YouTube'daki topluluk kısmından ve oradan da o odanın duvarına as ve yazını mükemmel geçir. Ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım görüşmek üzere. Ben. Sağ olun hocam.